bana masaj yapan yarışma kazanıyormuş. Ben de yayında dedim ki istediğim masöre masaj yaptırırım. Kime hesap vereceğim ya? Dünyada ayıp olan ne? Resim çekiyorlar. Niye? Bunu Türkiye'ye göndereceğiz. Alay konusu oldu. Şimdi buradaki olay programcılık değil. Buradaki olay ahlaksızlık. Çocukların çıplak erkeklerin resimleri kasandaymış. Onları verecek misin bize? Allah sizin belanızı versin dedim yayında. Ben müzik yarışması yapsaydım. Gelenlere ne diyecektim? Soyunun demeyecektim. Ne diyecektim? Bir şarkı söyle. Ağzını aç diyecektim. Bana karşı yapılan haksızlıklara da cevap veririm. Ve bunun nasıl bir komplo olarak evvelden hazırlandığını da açıklarım. Evet, çünkü bütün bu olaylardan sonra bu iki ay içinde ben hiçbir televizyon programına çıkmayı kabul etmedim. Teşekkür ederim. Çünkü niye? Ben savcılık kararıyla bana o televizyon magazin programı adı altındaki dedikodu programına haksız olduğunu savcılık tarafından gelen resmi yazı ortada bütün gazetelerde çıktı. Ve ben ilk defa hayatımda, ilk defa ikinci inşallah, sayfayı kastederek inşallah, mi söylüyorsun efendim? Abi? İkinci sayfayı. İkinci sayfayı. Şimdi ikinci sayfada Müge ile. Müge değil işleri Gülşen, yapan. Gülşen de var. Bir olay var. Bir şeyi siz lekelemek için, illa kötülemek için 5 gün üst üste yayın yapmazsınız. Ve bu yayını o gün reytingi alırım. Ama bir şey de, hayır. Tabii. Almak da bambaşka. Ama reyting demek kötülemek demek değil ki Seyhan. Hayır. Yani hayır. Şey... O gün soruları sorar. Reytingi alırım. Soru bir şey söyleyeceğim. Bitireyim ondan sonra. Çünkü başka bir şey anlatmak istiyorum. Aleyhte insanları çıkaralım da reyting yapalım diyorlarsa bu ahlak dışı bir şey. Çünkü sen illa bir şey yapmak istiyorsan birinci olanı da çağırırsın. Kaybedenleri de çağırabilirsin. Çünkü siz dünyanın neresinde kaybedenlerin televizyona çağrılıp da kazananların iptal edildiğini gördünüz? Çocukların size yöneltmiş olduğu Erkan Bey bizi çıplak görmek istediği sorusu. Siz oradaki... Bir şey söyleyeceğim. Çıplak kelimesi çok çok şey anlatan bir şeydir. Bir insanın çıplak olması çırılçıplak olmasıdır. Bir insanın da mayo girerek karşıma çıkmış olması. Şimdi çok enteresan bir olay var. Ben müzik yarışması yapsaydım. Gelenlere ne diyecektim? Soyunun demeyecektim. Ne diyecektim? Bir şarkı söyle. Ağzını aç diyecektim. Kaç oktav sesim var anlayayım. Onlar da bu iki tane aleyhimde yayın yapan kızın programına büyük ceza verdiler de 10 sene evvel. Çünkü onlar büyük bir yanlışlık yaptılardı. O yanlışlıkta ben onları doğduğuna pişman ettim. Bir yanlış yapabilir. Tabii. Ama 5 gün üst üste bir yarışmada kaybetmiş intikam hissiyle kusacak olan insanları getirip de yayın yaparsa bunun affedilir tarafı yok. Masaj olayı diye bir olay çıkıyor. Bana masaj yapan yarışma kazanıyormuş. Ben de yayında dedim ki istediğim masöre masaj yaptırırım. Kime hesap vereceğim ya? Dünyada ayıp olan ne? Mesela simitçi simiti getiriyor değil mi? Buram tutuluyor mesela, kas oluyor. Ablacığım şurayı sıksana diyorum. Evet ben biz de yani beyinle, masaj yaptım. Zihinle iş ben yaptığımız için. Erkan abiye masaj yapacağım. Evet. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi Erkan abiye masaj yapacağım. Ben de Nurcan'a yapacağım. Ben kötü bir şey mi yapıyorum yani? Hayır şimdi işin enteresanı. Belçika'da yarışma yapılıyor. Bak. Best model Belgium. İki tane dünya çapında ünlü modacı geldi bana masaj yapıyor. Resim çekiyorlar. Niye? Bunu Türkiye'ye göndereceğiz. Alay konusu oldu. Ben onun ofisine gittiğim zaman su bile içmiyorum, korkuyorum. İçine ilaç atar diye. Şimdi bir suyun içine ilaç atarsan adam uyur. Uyuduğu zaman ben ona tecavüz mü edeceğim Allah aşkına? Ne kadar? Hayır, o zaman da şey işte programı... Erkan abi yürürken dahi tutunarak bir yere zor giden bir adam yani. Yayın başladı. Şimdi yeri geldiği için söylüyorum bunu. Dedim ki sen 10-15 sene evvel beni çağırdın, başına neler gelmişti. Şahit yok değil mi? Öztürk Serengil'in karısı da şahit dedim. Bak o da çıkıyor. Hani kadının bana söylediği bir cümle var çok güzel ya. Diyor ki ben bunların programına katıp gelmezdim diyor. Ama sen varsın diye gel. Beni Paris'ten alelacele programa koşturdular havaalanında. Ne çıktı orada biliyor musun? Çocukların çıplak erkeklerin resimleri kasandaymış. Onları verecek misin bize? Allah sizin belanızı versin dedim yayında. Best model gibi hiçbir şirket diyeyim yahut da işte hiç kimse best model gibi bir yarışma yapmadı bugüne kadar Türkiye'de. Bunun hep şeyleri var, çakmaları var biliyorsunuz. O çakmalardan
bir şey olabilir gibi geliyor bana sanki. Kulis arkasında Müge ve Gülşen size Erkan Özarman için... Ben kulis arkasında gereken her şeyi Erkan Bey ile alakalı onlara söyledim zaten. Onlara anlattım zaten. Bu yapılan şeyin doğru olmadığını ve şeyin asla bu çocukların söylediklerinin yalan olduğunu işçileri koymuşlar. Erkan Bey o kadar titiz ki bu konuda jüri konusunda işçileri koymuşlar jüriyi diye. Bunları söylediler. Şimdi bütün tezleri çürütecek çok önemli bir şey söylüyorum. Erkan Özarman bundan 17-18 yıl önce prostatasıyla ilgili erkeklerde biliyorsunuz bu tür bir şey var. Ve onunla ilgili ameliyat görmüş, rahatsızlık geçirmiş biri. Bu tür iftiralar Erkan Bey'e yapılmaması gerekirdi. Bunu Müge ve onlar çok iyi biliyorlar. Için fizik olarak ne ameliyatlar geçirdim ama bunlar da ayrıca bir şey söyleyeceğim. Benim özel hayatımı 63 senedir son cümlem bu. Didik didik ettiler. Birisiyle resim bulamadılar. Birisiyle çekilmiş bir olay bulamadılar. Birisiyle benim hayatımı paylaştığımı görmediler. Ve bu insanlar bana bir etiket taktılar. O etiketi taktıkları etiketin nereden ne olduğunu bu kitapta yazdım.